aklımıza gelen özel harekat, MIT, bunun gibi bir sürü personel geliyor. Sizlere layık olmak için kendimizi eğitmeye gidiyoruz bugün. Yalova'ya gidiyoruz. Ben Turgay, Yalova yoluna çıkıyoruz ve kendimizi kusursuz bir hale getirmek için neler yapacağımızı göreceksiniz. Ya şimdi 1,5 saat yol gideceğiz. Yol üzerine anasatayım bu benzinliklerde bir kahveler veriyorlar. Lan içme, öl daha iyi anasatayım ya. Şu bizim mekanda yaptığımız kahveyi içtikten sonra yok başka yerde içtim mi kendimi kirletilmiş hissediyorum. Kel mange, mange, kako, kako. Yandan salla bana kako. Şu kel mange, kako. Ateşli silahlarda eğitim çok önemlidir. Bunu bilinçli yaptığınız sürece hiçbir şekilde ne zarar görürsünüz ne de istemediğiniz birisine zarar verirsiniz. Onun için eğitim şart. Bu belimizde taşıdığımız silahları düzgün kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ben yıllardır bu işin içerisindeyim. Yaklaşık hani 15 yılı bulmuştur. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde çok ciddi bir şekilde yurt dışı maçlarına katılacağım ve IDPA sporunda ülkemizi temsil edeceğim. Onun için ciddi bir eğitim almam gerekiyor. Bugün ders 1'deyiz. Bakalım 1. derste 10. ders arasında nasıl bir gelişme olacak. İnşallah ilerleyen maçlarda IDPA Avrupa şampiyonunda ülkemizi güzel temsil edip kupayla döneceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Şu anda Alperen'le beraber, kendisi Türkiye'nin yatçısı şu anda. Bu işi öğreneceksek en doğru nokta o. Şimdi hamalde bir karşıdaki hedeflere ikişer atış yapacağım, double atış yapacağım. Pat 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 pat. Hem geçişler hem şey. Bir görelim ilk bir hamalde nasılız. Sonra antrenman sonunda da bakalım nere durumda olacağız. Hemen atışı yapalım. Evet. Bir tur daha atalım. Bir tur daha. Tamam. Bir tur daha atalım. Bir daha. Şey var. Süre gidiyor. IDP hedeflerine zaten vurmamız gereken 20 santim çapında bir hedefi vurmamız gerekiyor. Yani tabii kafada biraz küçülüyor. Şimdi tabii biraz paslama var. Bu ilk atışımdı. Pardon, ikinci atışta sola vurdum. Burada işte ikinci turda da bir düzelme var. Ama genelde hedefin içerisindeyim. Ama bir tık yavaş oldu. Bakalım eğitim sonunda ne durumda olacağız. İki saattir antrenmandaydık. Alperen bana tetiği, A'dan Z'ye her şeyini gösterdi. Tüm detayları gösterdi. Yani hakikaten tam böyle dedim ki yani oh be bir işi de bitirdik. Cebimize koyduk kafam rahat ederken Alperen bana dedi ki ya dedi sadece tetik ezmek değil. Aslında bunun başka başka formülleri de olduğunu söyledi ve bana bir şey gösterdi. Affedersiniz dumura uğradım. Yani burada ben onun yerine tetiğe bastım. Hatta şimdi videoda da göstereceğiz bir basacağım. Ve ne kadar da aslında bu işin öyle sadece buzdağın görünen kısmıymış sadece. Bambaşka bir şeyle var. İstersen Alperen evet, hemen bir atışı yapalım. Tetiği sadece tutuşu yapacak. Tetiğe evet, ben basacağım. Şey istiyorum. Tetiği istediğin kadar sağa sola çek. Tokatla. Tokatla tamam. Yani videoda da kamerada da gösterelim. Hı-hı. Ben sadece tutuşu yapacağım. Hedefi en son göster. Tetiği sağdan soldan çekebilirsin tamam. Atarken de. Ben senin yerine tak 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 basacağım yani. İstediğin gibi tetiği istediğin noktadan istediğin yerden bas. Kaç aşağıdan, atış yapacağız? Aşağıdan yukarıdan şarjörü bitirene kadar. 17-18. 22 tane var tamam, şarjörde. Tamam 22 tane. Sonrasında da hedef şu an iki temiz zaten ikisinde hedef de temiz. Atış yok. Hedefe dönüp. İstersen bir hedefe dön hedef temiz olsun. Akıcı akan kayıt olsun sonra şey olmaz diyorlar ya. Işte. Tamam hedeften gel şimdi bize. Okey. Gel buraya gel. Evet. Şimdi. Shooter load and make ready. Bağırma lan milletin içinde. Dolduruyorum. Tamam. Şimdi bendeyiz değil mi? Evet. Tamam. Sendeyiz. Tetiği sen ezeceksin. Tamam. Hiç bakmıyorum bile. Gönder. Siktir o nasıl olur ya?
Bak sadece hedefe bakalım. O sadece ben silah, ben silah çektin, tetiği çekmedin. Yok bunda bir bayağı bir şey. Bu evet. Bunu saymıyoruz. Bunda ben biraz iplik yaptım. Kusura bakma üretim. Evet, gördüğünüz gibi sportif atıcılıkta özellikle kullandığımız değişkenler vardır. Yani kimi zaman tetik ezmek çok doğruyken, kimi zaman tetik ezmek çok önemsiz. Tabancayı çok iyi tutmak ve aynı noktaya geri getirmek çok önemli. O yüzden her zaman tetiği çok doğru ezmelisin, çok düzgün ezmelisin, sağdan soldan eşit parmağını yavaş yavaş ezmelisin diye bir şey yok. Bu kesinlikle doğru değil. Ama yanlış da değil. Zamanına göre doğru, zamanına göre yanlış. Ama tabanca sporunda doğru olan tek değişmez şeyler var. Güvenlik kuralları. Aynen, tabancayı zaten doğru tutacağın yön. Yani doğru. Tetik parmağın. Ama hiçbir zaman böyle çok insanları zorluyorlar. Çok doğru tetik ezmelisin, doğru yapmalısın, tetiği yavaş ezmelisin. Hiç gerek yok. Ben tabanca hep aynı noktaya tuttum. Sen ezebildiğin yok kadar saçma ezdin hayır, tetikleri. Hayır, ezmedim ki ben. Kastım. Yani hiç bastın zaten kamerada ya gözükecektir ben o. Hayır, parmak bayağı uzaktaydı. Ben evet, hiç ya bu aslında dedim yani hani ne kadar yönlendirebiliyoruz diye. İşte yani yanlış bilinen doğrulardan bir tanesi de bu. Tamam. Yani şey, hep tetiğin doğru ezilmesi. Yavaş ez, eziyorum, yavaş ez, ez. Evet doğru. Ama ne zaman? Yavaş atış yapıyorsan. 25 metre, 30 metre yavaş eziyorsan böyle bir tetik ezmeyle yapamazsın. Ama bu mesafede işte 5 metre, 10 metre hatta 15 metreye kadar tetiği istediğin gibi tokatlayabilirsin, istediğin gibi şey yapabilirsin. Önemli olan tabancanın şahlandıktan sonra kontrolü. Tabancayı şahlandır doğrusal yönde. Tabancayı sağa sola doğru şahlandırma. Şuna double attım bak. Şu ikisi double'dı biliyor musun? Olabilir bilmiyorum. Ben daha yani çok tabancayı ortada tutmaya odaklanmıştım ya, yok, şu an. Şu tek odam tabancayı burada zaten tutmaktı. Zaten videoda göreceksiniz şurada evet. Oha oha bak hatta şurada iki tane gelmiş. Bu iki mi? Oha. Yok abi çok iyi ya. Bravo. Evet bu bunu biraz bozdun evet. Bunu ben bu ya şöyle toparlayalım. Alper Hanım. Sportif atıcılık için konuşuyorum tabii ki. Diğer branşlar hani çok ilgi alanı değil, çok da onlar hakkında bilgim yok. Ama sportif atıcılıkta hep değişken doğrular vardır. Kimi zaman çok iyi tetik ezmek gerekiyorken, kimi zaman çok iyi tutmak gerekiyor. O yüzden her zaman tetik ezmek doğrudur, her zaman çok sıkı tutmak gerekir diye bir şey yok. Bu her zaman değişkendir. Hedefe göre, mesafeye göre, atmak istediğin atış sayısına göre kendin adeta bir su gibi o anın kalıbına uyman lazım. Kimi zaman çok iyi tutman gerekiyor. Kimi zaman tetiği bomboş bırakman gerekiyor. Kimi zaman burada az önce yaptığımız gibi tokatlaman gerekiyor. İşte kimi zaman uzak mesafe bir popper, küçük bir popper varsa yavaş daha kontrollü daha tabancayı serbest bırakarak atman gerekiyor. Evet görüldüğü evet gibi bugün çok verimli bir antrenman oldu. Çok teşekkürler Alperen. Yani evet, gerçekten hani çok doğru bildiğim yani yıllardır aslında bize doğru gösteren şeylerin bazen hani bizim özellikle sportif atıcılıkta çok işe yaramadığı. Aslında değişken. Değişken yani evet, onlar yanlış değil. Doğrular değişkendir. Yani evet ben o yani aslında doğrular doğru yerde kullanıldığı zaman doğrudur. Çok güzel nokta. Aynen çok aynen güzel. Hani bu şeydi ama burada bir sporcu atıcı yani sporcu olarak senin sistem inanılmaz iyi. Yani daha çok antrenmana geleceğiz dostum. İnşallah. İnşallah şu ülkemizi temsil edeceğiz. Zaten birkaç maça da beraber de gideceğiz zaten. Evet inşallah bu sene. İnşallah orada da ben kendi kategorimde, sen kendi kategorinde Türk bayrağımızı dalgalandıracağız. En güzel inşallah. Evet. Evet arkadaşlar videoyu beğenirsiniz umarım. Aklınıza takılan bir şey varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi vesaire vesaire zili de açın ki böyle videoların içerikleri devamı gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Evet, yaklaşık 60 metre mesafe. Allah'ım nice. Ben atıyorum. Ben lazerim atıyorum. Güzel sıfırlanmış. Ben vurdum. Oğlum. Arpacı. Siz güzel dipten vurdun helal. Biraz şeydi ama. Yukarıda kalmış acı. Hatta güzel. Oo. Bravo. Helal lan. Bravo. Çok iyi lan. Tam yuvarlağa vurdu. Hah. Hah.
Güzel güzel. Ah. Çok iyi. Ulan yalnız nasıl şıkır şıkır vurdum he. Ya, nasıl güzel oldu. İyi. Neyse iyi öğretmişim.